Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda hafıza teknikleri için sayıların kullanımına değineceğiz. Edebiyat derslerinde biliyorsunuz ezber çok önemli. Birçok yazar var, birçok eser var. Bunları ezberlemek, akılda tutmak kolay değil. O yüzden hafıza tekniklerini kullanıyoruz biliyorsunuz. YouTube'da bu bilgilerin akılda tutulması için videoları muhakkak izlemişsinizdir. Nasıldır bu videolar? Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarını ezberlemek istiyoruz diyelim. Öncelikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını çağrıştıracak bir anahtar kelime buluruz. Bu anahtar kelime ne olsun? Mesela soyadı anahtar kelimemiz olsun. Tan yeri ağrırken pınar başında dinlenen bir adam hayal edebiliriz. Bu kelime üzerine hikayemizi kurgulayacağız arkadaşlar. Olay bütünüyle bunun üzerine. Mesela bu adam, tan yeri ağrırken pınar başında dinlenen adam, doğayla baş başa dinlenirken huzur içindedir deriz. Bu bize huzur romanını hatırlatacak. Ortalık tam aydınlanmadığı için o sırada gökyüzünde hala ay vardır. Bu adam ayın yüzeyinde sevgilisinin hayalini canlandırmaktadır. Bu bize aydaki kadını hatırlatsın gibi, tek tek hepsini saymama gerek yok. Hikayeyi bunun üzerine kurgularız. Bütün romanları çağrıştıracak birer kelime buluruz. Bu kelimeleri birbirinin ucuna ekleyerek bir hikaye yaratırız. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu anlatmamıza bile gerek yok. Peki kurgu hikayemizde sayıları kullanmamız gerekirse ne yapacağız? Örneğin 14. yüzyıl divan şairlerini aklımızda tutmak istiyor olalım. Kurgu hikayemizde şairlerin adlarını aklımızda eksiksiz tutabilsek bile 14. yüzyılı, yanlışlıkla 16. yüzyıl ya da 18. yüzyıl, 13. yüzyıl diye aklımızda kalmış olamaz mı? Olabilir. Böyle bir hatanın olmaması için sayıları kelimelere dönüştürdüğümüz bir sistemimiz var arkadaşlar. Bu sistemde rakamları temsil eden harfler olacak. O harfleri kullanarak kelime oluşturacağız ve o kelimeler bizim anahtar kelimemiz olacak arkadaşlar. Nedir bu sistem, nasıldır? 1 ile başlayalım. 1'i temsil eden bir harfim olacak. O harf nedir? Önce bir 1 çiziyorum. Gördüğünüz gibi 1 çizdim. 1'in ucunu uzatıyorum. Neye benzedi? T harfine benzedi. T harfi 1'i hatırlatan harfim olacak benim. Ya da şu yöntemi de kullanabiliriz. Roma rakamıyla 1 çizerim. 1'in üstüne bir çizgi daha eklerim. Yine T'yi yandırdı farkındaysanız. Dolayısıyla 1'i hatırlatacak harfim T harfidir. Biz ağzımızdan harfleri çıkarırken biliyorsunuz bazı harflerin çıkış noktaları aynıdır. Bu çıkış noktaları aynı olan harfleri de hatırlatıcı olarak kullanabiliyoruz. T ile aynı çıkış noktasından çıkan diğer ünsüz hangisidir? D'dir. Dolayısıyla T veya D harfi 1'i temsil edecek arkadaşlar. 2'yi nasıl aklımızda tutacağız? Öncelikle bir 2 çizelim kabaca şöyle. Sonra bu 2'yi şu ok yönünde devirelim. Nasıl bir şekil çıkar ortaya? Şöyle bir şey çıkmaz mı? Neye benzedi? Neye benzedi değil mi? Ya bu yöntemi kullanacağız ya da Roma rakamıyla 2 yazacağız. Ondan sonra bunu şu şekilde birleştireceğiz. Ne oldu? Yine N'ye benzedi. Dolayısıyla 2'yi hatırlatacak harfim N harfi olacak. 3 nasıl? Yine bir 3 yazarız kaba şekilde. Sonra bunu ok yönünde deviririz. Ne olacak o zaman? M'ye benzeyecek değil mi? Küçük M harfine. Ya bu ya da yine Roma rakamlarıyla 3 yazacağız. Sonra bunu tepelerinden şöyle birleştireceğiz. Ne oldu? Yine M'yi andıran bir harf oldu. Değil mi? Dolayısıyla 3'ü temsil eden harfim M harfidir.
Dördü hatırımızda tutmak için şu yöntemlerden birini kullanacağız arkadaşlar. Birincisi, öncelikle 4 yazacağız. T ve D harfleri biliyorsunuz. Biri temsil ediyordu. Onları atabiliriz. Ünlü harfleri zaten kullanmıyoruz bu sistemde. Geriye ne kaldı? Sadece R harfi kaldı. R harfi 4'ü temsil edecek. Ya bu yöntemi kullanıyoruz ya da R harfi çiziyorum. Kaç hamlede çizdiğime dikkat edin. 1, 2, 3, 4. R harfi 4 hamlede çizilen bir harf olduğu için 4'ü temsil eden harfim R olacak. 5'i nasıl hatırlayacağız peki? Elimin resmini koydum buraya. İşaret parmağımla baş parmağım arasındaki açıya dikkat edin. L harfini anımsatmıyor mu? Anımsatıyor. O zaman 5'i temsil eden harfim L harfi olacak arkadaşlar. 6 nasıl olacak? Jandarmanın C'sini çizeceğim şimdi. Sonra bu J harfini şöyle göbeğine doğru birleştirebilirim. Bunun aynadaki yansımasını da çizelim. 6'ya benzedi değil mi? O zaman 6'yı temsil eden harfim J olacak. J ile aynı çıkış noktasından iki tane daha harfim var. Nedir o harfler? Ç ve Ş. O zaman 6'yı temsil eden harflerim J, Ç veya Ş harfleri olacak arkadaşlar. 7 ne olacak peki? Önce bir 7 çizelim. Sonra 7'nin aynadaki yansımasını da çizelim. Sonra bunu ok yönünde devirelim. Nasıl bir şey çıkar ortaya? K'ye benzemez mi? Benzer. O zaman 7'yi temsil eden harfim K olacak. 8 ne olacak peki? F harfi çiziyorum. Fatih'in F'si. Sonra bunu şuradan ve şuradan birleştireyim. Neye benzedi? 8'e benzemedi mi? Benzedi. O zaman 8'i temsil eden harfim F olacak. F ile aynı çıkış noktasından çıkan bir harfim daha var. O da V. F ve V 8'i temsil edecek. 9 nasıl peki? Önce bir P çizeceğim. Sonra bu P'nin aynadaki yansımasını çizeceğim. P'nin aynadaki yansıması neye benziyor? 9'a benziyor. O zaman 9'u temsil eden harfim P olacak. P ile aynı çıkış noktasından bir harfim daha var. Nedir o? B. P ve B 9'u temsil edecek. 0'ı temsil eden harfim ne olacak peki? Yazıyla 0 yazacağım. 0'ın ilk harfi nedir? S'dir. O zaman 0'ı temsil eden harfim S olacak. S ile aynı çıkış noktasından çıkan diğer harfim Z'dir. S ve Z 0'ı temsil edecek arkadaşlar. İşte bu kodlamaları kullanarak bütün rakamları harfe dönüştüreceğiz. O harflerden kelimeler oluşturacağız. Rakamlarımızın harf karşılığını kısaca bir daha hatırlayalım. 1 T veya D, 2 N, 3 M, 4 R, 5 L, 6 J, Ç veya Ş, 7 K, 8 F veya V, 9 P veya B, 0 S veya Z olarak kodlanacak arkadaşlar. Bir de sağ tarafta herhangi bir rakam karşılığı olmayan harflerimiz var. Onlar da ünlü harfler ve bir takım ünsüz harflerdir arkadaşlar. Şimdi bu sistem nasıl çalışacak? Örneğin bir sayısını aklımızda tutmak istiyoruz. Biri önce bir kelimeye çevireceğiz. Nasıl olacak o iş? Mesela tay diyelim. Atın yavrusu tay değil mi? Şimdi T harfi neyin karşılığıydı? 1. Bu tarafta da A ve Y var farkındaysanız. Bunların da bir anlamı yok. Dolayısıyla tay 1 demek olacak. Ya da 1 için D'yi de kullanabiliyordum değil mi? O zaman dayı kelimesini de kullanabilirim. D 1, A, Y ve I'nın bir karşılığı yok bu tarafta. A, Y, I bir karşılığı yok. Dolayısıyla dayı kelimesi de biri temsil edecek.
Ya da iki nasıl olabilir? Mesela ney derim. Ney biliyorsunuz bir müzik aleti. Neye iki demek? E ve Y'nin bir anlamı yok, bu tarafta kalıyor. Dolayısıyla ney ikiyi temsil ediyor. Ya da üçü aklımızda tutmak istiyoruz diyelim. Üç neydi? M idi. Mesela mayo diyebiliriz. Mayo, M3, A, Y ve O'nun bir anlamı yok. Dolayısıyla M3 olacak gibi. Ya da iki basamaklı sayılar aklımızda tutmak istiyoruz diyelim. Mesela 22 nasıl olabilir? İki tane N harfinin geçeceği bir kelime bulmam lazım değil mi? Mesela ne olur o? Nane diyebilirim. Nane. N, bunlar ikiydi. A ve E de ünlü harflerin bir karşılığı yok biliyorsunuz. Dolayısıyla nane 22 olacak. Ya da atıyorum 32 demek istiyor olalım. 32 neydi? M ve N'nin içinde geçtiği bir kelime bulacağız. Ne olabilir? Mesela mayın olabilir. Mayın. M 3 N 2 değil mi? 32 A ve A Y ve I'nın bir anlamı yoktu. Ya da tam tersi 23 demek istiyor olalım. Önce N'ye sonra M'ye gelmeli bu sefer değil mi? Nem kelimesi. Nem ne olacak? N 2 idi, M 3. Dolayısıyla nem 23 olacak gibi. Ya da 3 basamaklı bir sayıyı aklımda tutmak istiyor olayım. Mesela 147 olsun. Nasıl olur 147? Tarak diyebilirim değil mi? Tarak. T1'di. R4. K7. Dolayısıyla tarak 147. İlla ki tarak demek zorunda da değilim. Direk de diyebilirim. D1, R4, K7 gibi. Şimdi bütün sayılara örnek verecek değilim tabii. Bu video bitmez asla. Olayın özünü anladınız. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Yapmanız gereken bir takım çalışmalar var. Öncelikle bu rakamları iyice ezberlememiz lazım, harf karşılıklarını. Bunlar için bir takım çalışmalar yapabiliriz. Nedir onlar? Mesela yolda gördüğünüz arabaların plakalarını kelimeye çevirebilirsiniz. Mesela 34 TR 1923 diyelim. Şunlar zaten hep aynı olacağı için şu 4 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı rakamları, sayıları özür dilerim. Kelimeye dönüştüreceğiz. T1 neydi? T'ydi. 9 neydi? P'ydi gibi bunları kelimeye dönüştürüyoruz. Ya da yakın arkadaşlarımızın, aile bireylerimizin telefon numaralarını yazıp 0532 vesaire vesaire artık bunlar tek tek 5 neydi? L, 0 neydi? S gibi. 3 neydi? M, 2 neydi? N bunları yazıp bunlardan kelime oluşturarak önce bu sistemin rakamların harfe dönüştürülmesi sisteminin iyice zihnimizde yerleşmesini sağlamamız lazım. Bunu yeterince çok yaptıktan sonra, iyice yerleşmesini sağladıktan sonra artık ezberlerimizi yaparken kurgu hikayelerimizde bu rakamları kullanabiliriz arkadaşlar. Nasıl olabilir mesela 14. yüzyıl divan şairlerini ezberleyecek olalım. 14'ü bir kelimeye dönüştüreceğim. Ne olabilir mesela? Atıyorum dere olsun. D neydi? 1. R neydi? 4. 14 demek. Dere kelimesi benim anahtar kelimem olacak. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar'da Tanpınar kelimesi anahtar kelimem olmuştu ya. Tan yeri ağarırken pınar başında dinlenen bir adam anahtar kelimem yapmıştım. Onun üzerine hikayemi kurgulamıştım. Burada da mesela atıyorum dere kenarında bir olay olacak. Hikayemi onun üzerine kurgulayacağım gibi düşünün. Olay bütünüyle bunun üzerine arkadaşlar. Hafıza teknikleri geniş bir konu. Detaylı şekilde hafıza teknikleri dersi vermeyeceğim tabii ki bu videoda. Sadece sayıları size öğretmek istedim. Fikirlerinizi, sorularınızı yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.